Freezing de devre tasarımı bir örnek uygulama. Bir de eğer freezing içinde bulamadığınız bir sensör varsa pratik olarak bu devre tasarımına eksik sensör nasıl ekleyebiliriz? Onu bu videoda göstermeye çalışacağım. Freezing bir devre tasarım çizim programıdır. Mayıs 2022 itibariyle ücretli hale geldi. Videonun altındaki linkte indirimsiz sürümünü indirebilirsiniz. İlk olarak indiği zaman şurada zip dosyası olarak inecek. Sağ tuş klasörü ayıkla dediğiniz zaman bu klasör gelecek karşınıza. Burayı açıyoruz. Freezing uygulamasına tıklıyorum. Belli bir süre sonra uygulama açıldı. Burada haber bülteni, son çizimler bu şekilde bir kısım karşılamakta. Üst tarafta deneysel devre tasarımına geliyorum. Mouse'un teker tuşu kullanarak ileri ve geri olarak kullandığınız zaman uzaklaştırıp yakınlaştırabilirsiniz. Devre tahtasını gördük. Yan tarafta bana gerekli olacak elemanları da liste olarak görebilirsiniz. Burada Core Parts bütün elemanları göstermekte, uzun bir liste. Alt tarafta ise Arduino tıklarsanız Arduino ile ilgili elemanlar gelecektir. Diğer yerlerde tıklayınca bu grup elemanlar hangisi o burada sıralanacak. İsim olarak İngilizce olarak elemanlar isimlerini bildiğiniz zaman çağırması daha kolaydır. Şuraya tıkladım. Bana ilk olarak gerekli eleman Arduino. Arduino'nun çeşitli modelleri bulunmakta. Bana lazım olan Uno modeli. Uno modelini buraya aldım. Şimdi birlikte bir devre tasarımı yapacağız. Devre tasarımında bir tane LED kullanalım. LED'imizi buraya yerleştirdim. Bir tane direnç olsun. Direnci resistör olarak yazacağım. Direncimizi aldık. Buraya yerleştirdik. Döndürmek istediğimiz elemanı seçip alt tarafta döndür deyince elemanı döndürmüş olacağız. Şuraya yerleştirdik. Devre tahtası gerçek devre tahtası ile aynı mantıkta çalışmakta. Şurada mavi renkli olan çizgi GND uçları, kırmızı olanlar ise 5 volt uçlarını VCC ve artı uçları olarak yer almakta. Aynı çizgiler yukarıda da yer almakta. Şuradaki eğer direnç kullanacaksak direnci GND'ye denk getiriyoruz. Bu sensörlerimizi bulalım. Mesafe sensörümüz HC-SR04'tür. HC-SR Enter diyelim. Sensörümüzü burada aldık. İki tür sensör var. Bunlardan birini alıp yerleştirmemiz yeterli olur. Buraya yerleştirdim. Sonra LCD ekran ekleyelim. LCD. LCD ekranımızı şöyle devre tahtasından biraz uzakta yerleştirelim. LCD ekranlar genelde 16 pinliktir. Bu takımını, kullanımını zorlaştırmakta. Bunun için de I kare C modülünü yerleştirelim. I2C. Eğer internette alacaksanız da I kare C ile LCD ekranlar hazırda satılmakta. Ben şu modülü alıyorum buraya. I kare C modülü LCD ekranın altında. Ama devre şemasında rahat görünmesi için üstüne yerleştiriyorum. Siren ekleyelim. Buzzer. Buzzer'ımıza getirdim. Şimdi de kablolamayı yapalım. Kablolama için ilk olarak ortak GND ve 5 voltları oluşturmak için kablo çekelim. Şurayı kullanacağım. GND'lerden bir tanesine şu şekilde kabloyu çektim. Daha düzgün gözükmesi için şu şekilde kabloyu kırmam gerekli. Şimdi de 5 voltu yerleştirelim. Tek kablo ama çizim yaparken de kırarak diğer bağlantıları rahat görmeyi sağlayabilirim. Ortak GND ve 5 volt ayarladıktan sonra artık şurada gelenler hepsi 5 volt. Yukarıda gelen kısımda hepsi GND olarak işlev görecektir. LCD ekranıma geliyorum. LCD ekranımda SCL ve SDA blok SCL ve SDA bağlantıları var. SCL ve SDA blokları
şurada kartım üzerinde yer almakta. Şimdi önce SCL'yi bağlayacağım. Rengini farklı bir renk yapacağım. Sarı yapalım. Şimdi SDA bloğunu ayarlıyorum. Bunda rengini turuncu yapalım. 5 VCC ve GND bağlantıları var. VCC'yi buraya yerleştirdim. Kırmızı kullanmışım. Bütün renkleri yine aynı renk olarak değiştirelim ve böylece VCC standart olsun. Şimdi GND'yi buraya yine aldım. Bunları aşağı alarak yukarıda engel olmasını buradan alıyorum. Şu alttan alıyorum. Buraya yerleştirdim. Diğerini de bir dijital pine bağlayacağım. O da 2 olsun. Bunu da farklı bir renk yapalım. Karışmasın. Mesafe sensörümün bağlantılarını yapayım. Trik ucunu 13. pine bağladım. Eko ucunu 12. pine bağladım. Bağladığım her pinde kodlarda onu kullanmam gerekli. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi direncimizi bağlıyorum. Direncimi de 10. pine bağlayacağım. Kablolamayı yaparken kabloyu çektiğimiz zaman kesinlikle şuradan şu pine örneğin atmıyoruz. Bu kısa devre olur. Böylece devre çalışmaz. Buna kesinlikle dikkat edin. Resim olarak kaydedelim. Dosya, dışa aktar, resim olarak, JPEG olarak kaydediyorum. Bir devre föyü oluşturuyorsak veya bir projeye ekliyorsak bunu JPEG olarak ekleyip kopyalayarak resmi dosyaya veya föye ekleme yapabiliriz. Freezing'de bulunmayan bir sensör bana lazım oldu ve bunu devreye eklemem gerekli. Bunun için de resimi üzerine resim ekleme yapacağız. Pratik bir çözüm olacak. Bilgisayardaki Paint ile bile bunu yapabileceksiniz. Özellikle Paint üzerinden göstereceğim. Daha kolay olması için bana gerekli olan sensörün önce yerini belirleyeyim. Sensörümüz gaz sensörü. Gaz sensörümüz freezing'de yok. Bunu eklemem gerekli. Eklemek için de öncelik olarak bunun bir kablolama yerini ayarlayalım. Burası A0, D0, GND ve 5 voltucu. Şimdi freezing'e geliyorum. Kablolama olarak buranın yerini belirliyorum. Şöyle yerleştirelim. Buraya gelsin. Kırmızı. Yan tarafındaki kablo GND ucuydu. Mavi. Diğer kablo da A0 ucu olacak. A0 ucu da A0'a gelsin. Evet, A0 ucu. Bunu da farklı bir renk yapalım. Turkuaz olsun. Dosya. Dışa aktar. Resim olarak JPEG. Devre şemasını değiştirelim. Şimdi birlikte aç deyip Paint şöyle açık kalsın. Sonra birlikte aç deyip Paint diyorum. Buradan seçim yapacağım. Kopyala dedim. Diğer Paint'e geliyorum. Alt taraftaki uzaklaştır kısmına bakıp Ctrl F olarak getirip yapıştırdım. Yapıştırdım. Resmi şuraya yerleştirelim. Şu anda işimi görebilir şekilde oldu.